Anne babayla kırgınlık, görüşmeme, araya işte bir blokaj uygulama. Kansızlık, demir eksikliği denir değil mi? Altında mutlaka baba travması var. Baba travması sebebiyle vücut demiri kullanamıyor. Mesela anneden enerji alamazsak hayattan tad alamamaya başlarız. Diyabet nedenidir bu. Damar sorunlarına yol açar. Anneden enerji alamıyorsak. Ruhumuz nereden geldi? Cennete aday. Cennette olmayan duygular var. Öfke yok, kızgınlık yok, kıskançlık yok, haset yok, kin yok, nefret. Bunlar cennette olmayacak duygular. Yani ruhumuz bu duyguları tanımadığı için otonom sistem bu duyguların olduğu bölgeyi koruma dışı bırakıyor. Bana çünkü tanımıyorum değil, bana ait değildi. Bir negatif hatırayı midemizde hissederiz. Bazı negatif işte kalbini sızlatır. Reçete yaptık, dedi ki bak sen affetmek istemediğin için bağırsaklarımız. Yine mesela aynı şekilde söylemek isteyip söyleyemediğimiz cümleler yuttuk. Öksürmeye başlarız. Kesilemeyen öksürükler de hep budur. Birine bir şey söylemesi gerekir. Sol dişse inatlaştığın kişi bayandır. Sağ dişse inatlaştığın kişi erkektir. Efendim merhabalar. RDT uzmanı yani radyestezik duygu temizleme uzmanı ve aynı zamanda kurucusu Bilal Cantürk ile birlikteyiz. Az sonra konuşacağımız konuları aslında çok çok yıllar önce İbn Sina söylemiş. Özetle demiş ki duygularınızı biriktirirseniz hastalığa döner. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Doğru özetledim mi? Çok güzel özetlediniz. Tabii bunu geniş geniş açmak gerekir inşallah. Şimdi onları konuşacağız. Duygular ve düşünceler. Bu konuda sanıyorum özellikle altını çizeceğiniz bir yer var. Biz sanıyoruz ki düşünceler duyguları yönlendiriyor ve hikaye oradan sonra başlıyor. Siz diyorsunuz ki hayır. Buyurun. Kesinlikle öyle. Yıllarca bunu öğrendik. Düşüncelerimiz duygularımızı tetikler. Duygularımız davranışlarımızı, işte davranışlar, alışkanlıklarımızı diye devam eden bir süreç. Hep bunu öğrendik. Lakin bugün bilim de ispatladı ki duygu olmadan düşünce başlamıyor. Beynimizin amigdala ya da limbik sistem denen duygudan sorumlu bölümlerinde herhangi bir elektriklenme olmadan serebral kortekste yani düşününce faaliyet alanı açılan bölgede bir elektriklenme olmuyor. Bu da gösteriyor ki önce duygular. Duygularımın kontrolünü ben elime alabilir miyim? Yoksa onlar benden bağımsız mı hareket ediyor? Muhteşem bir soru Emel Hanım. Duyguları biz yönlendirmiyoruz. Aynı şöyle, rüzgarları biz değiştiremeyiz ama yelkenimizi değiştirerek rüzgara göre yol alabiliriz ya, aynı şey. Duygular gelir, üzüntü gelir, öfke gelir, kırgınlık gelir, duygular gelir ve gelecek çünkü bu dünya sınavdayız. Ama ilk 4 saniye içerisinde o duygunun bizde kalıcı iz bırakmasına ya da geçip gitmesine biz yön veriyoruz. İlk 4 saniye kuralı vardır. Bir duygu başınıza geldi, atıyorum canınızı sıktı biri, ya of bu niye benim başıma geldi deyip şikayet moduna girdiğimiz zaman o duyguyu sahiplendiğimiz için o duygu bize sorunlar oluşacaktır. O duygu gibi düşünmeye devam edeceğiz. Ama başımıza bir şey geldi, dur bakalım vardır bunda da bir hayır diyebildiğimiz an o duygu gelmiştir. Hissederiz, geçer gider, biz de hayatımıza normal devam edebiliriz. Aslında ilk 4 saniyede verdiğimiz tepkiyle duygunun bizdeki izini etkiliyoruz. 4 saniye kuralını bilmeyen yok aslında. Herkes biliyor ama o geldiği an yapamıyor. Çünkü antrenmanlı değil. Bugün günümüz toplumunun en büyük sorunu ruhsal dengenin bozulması. O da şu demek. Aile bağlarımız temelde koptuğunda kendimizi yalnız hissederiz. Bakın anne, baba, eş, çocuklar, işte anneanne, dede, nine, akrabalarımızla büyüdükçe bağlar zayıflasa bile hep bir bağımız var. İnsanlığın arasında bir bağ var. Kalbi bir bağ olduğunu düşünün. Bu kalbi bağlarla biz enerji alıyoruz. Almamız gereken enerjinin hepsini aldığımız zaman kendimizi böyle iyi hissederiz. Mesela bilirsiniz bazı insanlar vardır, mutlaka karşılaşıyorsunuzdur. Deli cesareti böyle her şey atlar. Var mı bana yan bakan modunda keser. Neresin dersin? Ben aşiret çocuğuyum diyor. Aşiret arkasında hissediyor. Aşiret nerede? Van'da. Sen neredesin? İstanbul'dasın. Ama güç başka bir şey. Ama diğer o görünmeyen enerji akışını söyletiyor. Çünkü o enerji hissediyor ailesinin. Akıyor o enerji. Ve kendinde o gücü buluyor. Özgüveni daha yüksek. Ama bakarsınız bazı insanlar vardır. Hakikaten böyle mazlum. Kafasına vur ekmeğini al dersiniz ya. Araştırdığınızda görürsünüz ya, özellikle anne babayla bir sorun vardır. Alamıyordur o enerji. Anne babayla kırgınlık, görüşmeme, araya işte bir blokaj uygulama ana babadan ya da çocuktan hayatlara nasıl yansımalar oluşturur? Şimdi sıla-i rahim farz diyebiliyoruz inancımız gereği. Ben farzı şöyle anlıyorum. Bir şey farzsa benim için olmazsa olmazdır. Beni yaradan demiş ki bunu yap, senin için olmazsa olmaz bu. Şimdi sıla-i rahim ne demek? Anneyi babayı koruyup, yakın akrabayı koruyup, kollamak, gözetmek. Yani kopartamıyoruz ipleri. Ve bunu farziyet koyuyoruz. Ne yaparsa yapsın mı ana evet, baba? Aynen şöyle bakın. Anne babalarımız kötü insanlar olabilir. Bugün dünyada katiller de var. Her türlü kötü fiili işleyen birçok insan da var. Onların da çocukları var. Ama bu onların anne baba olma hükmünü ortadan kaldırmıyor. Anne babamızın yaptıklarını onaylamamız gerekmez. Karşı da çıkabiliriz.
karşılarına da durabiliriz bu yanlış diye. Ama onların sen benim annem değilsin ya da bir anne babanın benim böyle bir evladım yok demesi soruna yol açar. Enerjiyi keser. Annem benim gibi inanmak zorunda değil. Benim yaşadıklarımı tasvip etmek zorunda değil. Ben de onun yaşadıklarını tasvip etmeyebilirim. Ama saygısızlık yapmamı gerektirmez. İhtiyaç olduğunda yardımcı olmamı gerektirir. Yani ya da yok sayamıyorum. Yok sayamayız, evet. Ben yok anamla babamla görüşmüyorum. Mutlaka görüşeceğiz. Şöyle bir şey. Görüşmeyi sınırlı yapabiliriz ama anne babam yok benim dememiz oradan gelen enerjiye set oluşturduğu için anne babamıza enerjimizi alamazsak, mesela anneden enerji alamazsak hayattan tad alamamaya başlarız. Diyabet nedenidir bu. Damar sorunlarına yol açar. Anneden enerji alamıyorsak. Babadan enerji alamıyorsak bereket sorundur. Hayatımızda mesela işler gidip durup dururken sarpa sarıyorsa, son anda işlerimiz bozuluyorsa, para geliyor ama bir türlü durmuyorsa, alıp götürüyorsa babaya bakacağız. Babayla alakalı sorun olduğunu düşünürüz ilk olarak. Sıla-i rahimde bir sıkıntı vardır. Veya kan sorunları babadır. İşte damar sorunları annedir. Mutlaka ve en çok da anne babadan enerji alamadığımız için özgüvenimiz zayıflar. Bir insanın özgüveni, hatta farklı bir açıdan bakmak lazım. Buna aura da diyelim. Auramızın bir enerji kalkanı etrafımızda. Auramız ne kadar güçlüyse her yerde o kadar iyiyizdir. Çünkü auramız büyüktür. Bizi karşılarlar. Auramız önden gider. Ve bulunduğumuz yerde bilinen, sayılan birisi oluruz. Bir işe gireceksek işi en iyi bilen değil. Aurası en güçlü gülen alınır. En güçlü olan alınır. Niye? Onun aurası der ki beni al, beni al. CV'nin önüne geçer aura. Kesinlikle önüne geçer. Görürsünüz bunu birçok yerde. Aurası en güçlü olan ki sizin meslek böyle. Aura zayıf olsun, ekranda görünmezseniz kimseyi izlemez. Aura güçlü olmak zorunda. Şimdi auranın güçlü olması için de bende bir enerji olması gerekiyor. Yani içeriden dışarı bir enerji yansımasıdır bu. İşte o içerideki enerjinin en önemlisi özellikle aileden gelen enerjilerdir. Burada eksikse auram zayıflamaya başlar. Auram zayıfladıkça insanlar tarafından daha az saygı duyulan, daha az görülen birisi olurum. Bu da zaten beni yalnızlaştırır. Damar anne dediniz. Aynen. Varis çok yaygın bir hastalık. Varis problemiyle gelen birine siz direkt bu sıla-i rahimi mi temizleyip çalışma yapıyorsunuz? Tabii variste güç hayal kırıklıkları da vardır. Damar sorunlarında önce anneye bakılır. Damar sorunu yaşayan birinin %90 ihtimal annesiyle ilgili travmaları vardır. Ya annesizlik duygusu yaşamıştır, ya annesine öfkeleri vardır. Annesiyle ilgili hayal kırıklıkları vardır. Annesinin gözüne girmediğini, sevilmediğini düşünüyordur. Mutlaka benzer bir travmaları vardır. Bu travmaların öncelikle çalışılmasını isteriz. Mesela çok spesifik hep anlattığım bir hikaye ama birçok kişiye belki fayda verebilir. Bugüne kadar onlarca varis vakasında sadece anne ile çalışma yaparak düzeldiğine şahit olduk. Hatta bir danışanım yani anne karnından itibaren varisliydi. Anne karnında annesinin yaşadığı hayal kırıklıklarıyla aynen kodlamıştı. Bazen kendisinden de olmuyor. Danışanım geldiğinde bilekleri mosmordu. Bu niye mor dediğimde işte dedi ki bende varis var bütün bacaklarımda. Ne o zaman... sıkıntı için mi gelmişti? Yok. Özel bir başka travmaların temizlenmesi için gelmişti. Siz gördüğünüzde sordunuz. Tabii bilekler mosmor gözüktüğü için. Dedi ki benim hep böyleydi. Ve ondan kurtulabileceğine inanmıyordu. Ne zamandan dediğimizde bebekliğimden beri var hep deyince dedim ki o zaman anne karnında bir şey yaşamış olmalısın. Yani annen ciddi sorunlar yaşamış olmalı. Bana verdi tepki, siz nereden biliyorsunuz dedi. Yani gösteriyor. Bilmeme gerek yok. Yani anne karnından beri o varis varsa güçlü hayal kırıklıkları olmalı. Hakikaten de anne karnı çalışması yaptık. İkna ettim danışanımı. Diğer sorun kolay. Onu daha kolay hallederiz diye. Seansın sonunda pembeleşti. Bu kadar hızlı sonuç alınabiliyor. Çünkü enerji çok hızlıdır. Dönüşüm inanılmaz hızlıdır. Kendi ne hissetti pembeleşmeyi görünce? İnanamadı zaten sonuçta. İki hafta sonra neredeyse yok olmaya yüz tutmuştu. Çocuk anne babaya kızgın değil. Hatta görüşmek istiyor ama anne baba görüşmüyorsa... Şimdi aynı aynısı mı? Ben kendim yaşadım. Bakın geçmiş hayatımda babamla çok ciddi sorunlarım vardı. Babamla da annemle de ciddi sorunlarım vardı. İnsan biliyorsunuz aslında bir şeyleri öğrenirken... Hoca demiş ya doktoru değil damdan düşeni getir diye. Aynen öyle. Hakikaten de öyle. Kendin çözmeye çalışırken vakıf oluyorsun ve başkana daha çok yardımcı olabiliyorsun. Benim hayatımda bir dönem bereketin B'si yoktu. Yani o derece sıkıntılı bir hayatım vardı. Çok ciddi para geliyordu ama... O kadar gidiyordu ki benden alıp götürüyordu. Yani anlam veremediğim, işlerin saçma sapan böyle hep bozulması, gerçekten anlayamıyordum ne olduğunu. Sonra da anlamaya başladık. Tabii sıla-i rahim düzelteceğiz. Ya babamı aradım ben. Dedim ki baba sen kimsin dedi. Suratımı telefonu kapattı. Bakın ilk aramamdı. Onun bana kızgınlıkları var, benim ona kırgınlıklarım var. Yaşanmışlıklar var. Ne kadar zamandır var. Görüşmüyordunuz? Yaklaşık 2,5-3 seneye yakın bir süre hiç konuşmamıştık. Hiç konuşmamıştık. Aynen. Sonra aradım, kapattı. İnsan tabii üzülüyor ama bunu çözmem lazım. Bir daha aradım, bir daha aradım. En son ne istiyorsun dedi. Özür dilerim baba dedim. %1 milyon haklı olduğuma hala inanıyorum. Ama
büyüğümden özür dilememe engel değil. Durumu çözmem gerekiyor. Çünkü hem benim hayatım, evimin hayatı çok kötü durumda. Sağlık sorunları var. Yani bu sıkıntı herkesi bozuyor. Çözeceğiz. Önemli olan çözmek değil mi? Benim hayatımda çok şey değişti. Yani o bereketsizlik çok değişti. Şu an hayatımdan çok, yani açıkçası hiç o konularla ilgilenmiyorum. Hiçbir sorun yaşamadan hayatımda her şey tıkır tıkır akmaya başladı. Yani bunu anlatabilmek bile çok zor ama inşallah bu konuda sorun yaşayan bütün kardeşlerime, bütün izleyicilerimize de öncelikle bu sıla-i rahime göz atmalarını mutlaka tavsiye ederim. Çünkü çok fark ediyor, hayatta düzeltiyor. Daha önceki röportajlarınızda 6000, ki şimdi daha da artmıştır. Yani 7000 civarında seans yapmış durumdayım. Size soruluyor, ben de soracağım başarı oranınızı. Çok iddialı bir şey söylüyorsunuz. Doğru. %99. Aynen öyle. Bu arkasında mısınız bunun? Hala arkasındayım elbette. Şimdi bu kadar yüksek iddia nasıl rakamla ortaya çıkıyoruz? Bu tek seans demek değil. Reddete çok güçlü bir yöntem. Hatta kitabın altına özellikle yazdım. Bilinen en iyi travma temizleme tekniği. Yaklaşık 25 seansta çözemediği uçak fobisini bir seansta çözmüşüz. Başka bir seansta. Çünkü çalıştığımız bir travmayı bir daha çalışmıyoruz. Uçak fobisi neyden oluşur? Hiç uçağa binmeyenlerde bile olabiliyor. Bu yükseklik korkusu, izlenilen bir film, düşen birini seyrederken yaşanan korku ya da bazen kapalı alan fobisi. Asansörde kalıyor, uçağa da binemiyor. Kapalı alanda kaldığı için. Tetikleyen mutlaka bir travma ya da birkaç travma vardır. Bütün hastalıkların altında mutlaka yaşanmış bir travma vardır. Travma yoksa hastalık yoktur. Buna inanıyorum. Yani biyoloji hastalık üretmez mi diyorsunuz? Altında mutlaka travma vardır. Temelinde mutlaka ama mutlaka travma vardır. Görüntüde mesela kansızlık, demir eksikliği denir değil mi? Altında mutlaka baba travması vardır. Baba travması sebebiyle vücut demiri kullanamıyordur mesela. Zahiren baktığınızda görürsünüz demir eksikliği vardır ama demiri verirsin düzelir, bir daha bozuluyor. Çünkü asıl sorun baba travmasıdır. Ne yaşamıştır babayla? Babasızlık duygusudur o. Mesela küçük yaşta babayı kaybetmiş çocuklar da olabilir ya da küçük yaşta baba çalışmaya gitmiş, babasız hissetmiş, arkadaşlar içerisinde babasızlık hissetmiş. Yani bu tarz duygular genelde kansızlığa neden oluyor. Ve bu travmaların bir tane de travma yok. Şimdi dolayısıyla ilk önce bakmamız gereken şey şu, biz hastalıkların sebeplerini ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Sonra zaten vücut bütün tedavilere cevap verir hale gelir. Sonrası bizim işimiz değil. Yani vücut kendi yapıyor. Vücut kendi yapar ama tedavi ediyorsa mesela biz bütün hasta danışanlarımıza deriz ki doktorunuz ne diyorsa yapın. Ya çünkü tedavi bizim işimiz değil. Hani bunu söylemek lazım. Bazen arkadaşlarda şöyle bir algı oluşuyor. Yani doktorlara inanmıyorum. Ben sadece bu, ya bu doğru değil. Yani doktorluk apayrı bir şey. Biz hastalıkların sebeplerini konuşuyoruz. Ama hastalıkların sebeplerini ortadan kaldırmazsan iyileşme tam olmuyor. Mesela kanser olmuş bir hasta düşünün. Bir organında kanser var. Siz organı alıyorsunuz. Ama kansere sebep olan üzüntü, keder, derin acı gibi duygular burada var. Kod. Yan organda bir daha. Diyorlar ki metastaz yaptı. Ya ona sebep olan duyguyu alırsan zaten bir daha olmayacak. Sonra tedaviye cevap verir. Sonra hangi tedavi gerekiyorsa onu doktoru yapar. Değil mi? Dolayısıyla ilk iş travmaları temizlemek. Ve hastalıkların hepsinin altında mutlaka travma olduğuna %100 inanıyorum. Şeksiz şüphesiz bunu hep seanslar sayesinde, yani deneyimleyerek söylüyorum. İşte binlerce seans yaptım. Bunu bizzat yaşadığım için deneyimleyerek söylüyorum. Mutlaka bir travma vardır. Hatta şöyle söyleyelim. Mesela öfke duygunuz yoksa kafanızı bir yere çarpmazsınız. Çarpmazsınız. Normalde kurtarır insan kendisini. Mesela dizini bir yere çarpıyorsan mutlaka biriyle inatlaşmışsındır. Dirseğini bir yere çarpıyorsan acıyor ya, mutlaka bir hayattan zevk almanın engeli olan bir travma yaşamışsındır dirseklerini çarpırsan. Çünkü negatif bir enerji buraya gelmediği sürece otonom sistem korur vücudumuzu. Bakın bunu birkaç örnekle anlatalım mı? Çok anlaşılır olur çünkü. Şimdi merdivenlerden indiğinizi düşünün. Bazen merdiven basamağı uzak olunca böyle hani hep 20 santim 20 santim de bir merdiven 21 santim yapılmış. O basamağa basarken sonra bir şey olur. Ya da düz yolda giderken boşluğa basa çekiyor gibi. O his neden oluyor? Beni geriye çeken bir güç var. Otonom sistem benim ilk merdivene bastığım an hesaplıyor 20 santim. 20 santim geçip de ayağı yere değmeyince beni koruyor. Veya sabahleyin perde açarsınız. Gözleriniz evin ışığında karanlıkta odada yatarız. En sağlıklısı o ya. Göz bebekleri büyür. O büyük göz bebeklerine güneş ışığı direkt gelsin kör eder. Ama biz perde açarken bunu hiç düşünmüyoruz. Otomatik olarak göz bebeklerimiz küçülü veriyor. Kim kararını veriyor onları küçültmek için? Bak bizi her şeyden koruyan bir otonom sistem var. Veya en iyi örneklerden biridir. Düşme tehlikesi yaşayan bir insan düşünün. Böyle acayip hareketler yapar. Şimdi bu hareketleri düşünerek mi yapıyoruz? Düşünerek yapmıyoruz. Dengeyi sağlamak için yapmıyor muyuz? Evet ama... Kim yaptırıyor? İşte otonom sistem yaptırıyor. Biz bunu düşünerek yapmıyoruz.
Yani düşünceyle yaptığımız bir şey değil. Hatta düşünün, bardak yakalıyoruz ya bardak. Ne refleks ama diyoruz. Havasını atıyoruz da. Yani acaba ne ara düşündüm onu yakalamayı? Yakaladıktan sonra düşünüyoruz çoğu zaman. O zaman reflekslerimiz otonom sistemin tezahürü. Kesinlikle. Vücudumuzdaki bütün faaliyetler otonom sistem yönetir. Otonom sistemin canını okuyan şey ne? Otonom sistemi bir yazılım olarak düşünün. Bu yazılım nasıl ki bilgisayarımıza virüs bulaşınca sorun oluyor. Aynı şey otonom sistem yazılımına da bir virüs bulaşırsa otonom sistem bazen lokal bloklanıyor. Orayı koruyamadığı için sorun yaşıyoruz. Bazen de bütüncül olarak. Nedir bu virüs? Duygulardır. Biz içinde bulunduğumuz durumları içinde bulunduğumuz duyguyla kodlarız. Çocukluğumuzdan itibaren hatırladığımız her an içinde duygu olduğu için hatırlıyoruz. Duygu yoksa hatırlamayız. Mesela 5 gün önce öğlen ne yedik? Ne bileyim, yedik gitti. Bir duygu yoktu. Ama 35 sene önce evlilik teklifi aldı akşam yemeğini çok iyi hatırlıyorsun. Niye? Duygu var orada çünkü. İşte asıl buradaki mesele içinde duygu olması. Pozitif duygularla pozitif kodlama yaparken negatif duygularla korku, kaygı, yalnızlık, çaresizlik, üzüntü, öfke bu tarz duygularla negatif kodlar. Yani bir virüs programı bulaşıyor otonom sisteme. Mesela kendisini her yerden koruyan bir insan, defalarca hayatımızda bunun örneğini görmüşüzdür, düz yolda giderken direğe çarpıyor. Niye? Bir üzüntü hakim bedende. Otonom sistem öyle bir kitlemiş ki kendini direği görmeyip çarpabiliyor. Ama aksi halde arabayla giderken bile kurtarırsın sonra neydi o dersin. Otonom sistem korur yani bizi aslında. İşte otonom sistemi bloklayan böyle bir negatif virüs program yoksa hiçbir sorun yaşamayız. Biz de bu bakış açısıyla diyoruz ki bir sorun yaşamışsak o soruna sebep olan virüs programı alalım. O virüs programı temizlenirse otonom sistem iyileştiriyor. Bakın organların, hastalıklarımızın iyileşmesini de otonom sistem yapıyor. Burası çok önemli bir konu. Çoğu zaman iyileşme hep ilaçlar yapıyor diyoruz ya, ilaç sadece o iyileşmenin önündeki blokajları çözer. İşte aktif olması gereken hormonları aktifleştirir mesela. Bir blokaj var orada. Engel olan bir blokaj. Onu kaldırdığı zaman otomatik olarak çözümü vücut orayı iyileştirmeye başlar. Otonom sistem. Oranın kendini iyileştirmesi için gerekli olan bütün çalışmayı yapar. Ve otomatik olarak iyileşir. Hatta bazen hiçbir şey yapmana gerek kalmaz. Ama otonom sistemde bir sorun varsa, örnek verelim. Mesela öfkeyi yuttuk. İçimizde tuttuk, burada tuttuk. Şimdi burası savunması olduğu için tiroidler oldu. Hashimoto olur mesela. Öfke yutmaktan kaynaklanır. Burada o öfke duygusu olduğu için otonom sistem bütün vücudumu korur. Buraya gelince diyor ki korumuyorum. Niye? Otonom sistem tanımaz kötü duyguları. Çünkü otonom sistemin temel enerji kaynağı ruhumuzdur. Mutluluk kaynağımız da ruhumuzdur. Bakın insanın mutlu olması ruhuyla bağlantısıyla alakalı bir durumdur. Çocuklar hep mutludur. Çünkü ruhları o ilahi koruma altında onlar. Çocuklar mutluluğu ara verirler. Biz yaşlanınca o duyguları tutuyoruz. Öfkemizi tutuyoruz, üzüntümüzü tutuyoruz. Sonra mutluluk nerede? İçimizde diye aramaya devam ediyoruz. Aslında ruhla alakalı. Ruhumuz nereden geldi? Cennete aday. Cennette olmayan duygular var. Bakın öfke yok, kızgınlık yok, kıskançlık yok, haset yok, kin yok, nefret. Bunlar cennette olmayacak duygular. Yani ruhumuz bu duyguları tanımadığı için otonom sistem bu duyguların olduğu bölgeyi koruma dışı bırakıyor. Bana çünkü tanımıyorum değil, bana ait değil diyor. Ve orası savunması kalıyor. Orayı çarparız. İşte öfke tepe noktasında olur. Kafamızı çarparız bir yerlere. Olmasa korursun kendini çünkü. Fark edersin tehlikeyi yani. Bir negatif hatırayı midemizde hissederiz. Bazı negatif işte kalbini sızlatır. Bunların sizin araştırmalarınızda bir tanımı var mı? İkisi de negatif konuda, duygu. Neden midede hissederken diğerini yürek sızısı şey olarak hissediyorum? Yine o duyguyla muhatap olduğumuzda aslında ne yapıyorsak onunla ilgili organ da sirayet ediyor. Örnekler verelim. Mesela birisini görmek istemiyorum dedik. O negatif duygu gözle yerleşir ve yakını görmemeye başlarız. Görmek istemediğimiz birileri varsa. Mesela gelecekle alakalı kaygılarımız var. Gelecek nasıl olacak diyoruz. Ya da birini bekliyoruz sürekli. Hayal kırıklığına uğruyoruz. Uzağı görmemeye başlıyoruz. Çünkü uzakta aranıyoruz. Göz organımızı kullanıyoruz. Mesela birinden azar işittik. Bağırdı, çağırdı, biz azar işittik. Şöyle yaptık. Ya da böyle yaptık. Kulakta çınlama başlıyor veya işitme kayıpları. Budur. Organına gelir. Mesela hayal kırıklıkları. Çok basit anlatılır. Kalbim kırıldı diyoruz zaten. Çünkü birinden hakikaten onu orada hissedersin. Kalp duyguların merkezidir. Yani vücudu beyin yönetir, beyni de kalp yönetir. Yani en çok etkilenen organdır. Kalp kırıklıkları, hayal kırıklıklarında ilk kalpte sorun oluşur. Zaten anne travmaları kalp damar sistemini etkiler. Çünkü en çok sevgiyi anneden alırız. Anneden alamadığımız sevginin en büyük boşluğu da kalpte ve damarlarda oluşur. Yine mesela aynı şekilde söylemek isteyip söyleyemediğimiz cümleler. Yuttuk, öksürmeye başlarız. Kesilemeyen öksürükler de hep budur. Birine bir şey söylemesi gerekir. Burada bir örnek verelim mesela, çok işlerine yarar. Ben birçok danışanımda gördüm. Birine bir şey söyleyemiyorsun, öksürük tuttu.
kime ne söylemek istiyorsan, hiç kimse yokken odada bir yastığı koy koltuğa, onu gibi hatta ceketi giydir, ne geliyorsa içinden söyle. İçini boşalttığında rahatlarsın ve o öksürük yüksek oranda düzelir. Çok etkili, kendi başımıza yapabileceğimiz bir çalışma. İçinde tutma. Güzel olanı tabii ki onun oraya gelmemesi. Tamam mı? Güzel düşünmek. Ama gelmiş artık. Şimdi bir de tutuyorsun, burada sorun oluşuyor. Bari çıksın, boğaz rahatlasın, otonom sistem orayı temizlemeye devam etsin. Bunu mesela hani iç acısı, ciğerim yandı deriz ya, deyimler buluyor kendini. Yani hakikaten evet. Ciğerlerde solunum sistemlerine... Bakın onu yazdım, şimdi soracaktım. Mesela mide, bağırsaklar. Bize yapılan bir şey haksızlığa uğradık, hazmedemiyoruz. Bunu bana niye yaptı deyip duruyoruz ya, mide sorunları yaşarız. Veya bir şey bırakamadık, affetmek istemiyoruz birikleri. Mesela bir danışanım, hiç unutmuyorum, bir çalışmamız vardı bizim, bağ kesme dediğimiz. Affetme demek istemiyorum çünkü affetmede çok ön yargılar oluşuyor, tamam mı? Böyle bir çalışma yapacağız, daha başlamadan çalışmaya. Ne affedeceğim ben, kimseyi affetmek istemiyorum diye çıkıp gitti. Yani grupla yapacağımız, yaklaşık 40 kişinin olduğu bir grubun içerisinde. Bu danışanımız şehir dışından geliyordu seanslarıma. Geliş sebebi de şu, bağırsak sorunları var, sen artık kolon kanseri olursun demişler. 8 yıldır bağırsakları doğru düzgün çalışmıyor. Yani bir türlü çözemediği sorun. Daha sonra bireysel de aldık, VDT yaptık. Dedik ki bak, sen affetmek istemediğin için bağırsaklarında sorun. Yani bana geliş sebebin bu ama affetmek istemiyorsun. Önce ikna ettik, affetmedik. Şöyle düşünüyor insanlar çünkü, affedersem aynı hataya bir daha düşerim. Aptal değiliz. Dersimizi alıyoruz ama onları tutmuyoruz. Yani bırakalım gitsin. Çünkü bırakabildiğinde sen değilsin ki. Eski sen olmazsın. Oradan tecrübeni al ama kötü enerjiyi bırak. Bunu yapabildiğinde çözülüyor. Bu arkadaşımızın mesela bağırsak sorunları da RDT seansıyla çözüldü. 8 yıllık muzdarip bir sorun. Ama bazı akrabalarını hiç affetmek istemedi ilk başladığında. İşte bağırsaklarda bırakamıyorsun. Hatta kilo sorunu mesela günümüzde en ciddi sorunlardan bir tanesidir. Birçok insan kilo veremiyor. Hatta toplumda 3 kişiden ikisinin kilo olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Obezitenin ismi globalizit olmuş mesela. Global bir problem haline almış. Bu şeydir, hayattan tad almama ve bırakamama duygularıdır. Hayattan tad almadığı için yemekle tad almaya çalışıyor. Yani sürekli yeme ihtiyacı. Çünkü lezzet alamıyor. Genelde bakarsanız anne travmaları çıkar altına. Ya da ölüm korkusu, kaybetme korkuları yaşamıştır. Bırakamıyordur. Bunlar kiloya sebep oluyor. Bunlar çözüldüğünde yeme alışkanlığı düzenlemek çok kolay oluyor. Kilo vermek de çok kolay oluyor. Geçen mesela bir tane danışanım 25-26 yaşlarında dedi ki, ben hiç kilo alamıyorum. Çok zayıfım, kilo almak istiyorum. Özellikle de bileklerim çok ince. Ve ben bundan çok rahatsızım. Ve dedi, seansı yapacağız. Genelde ye denir değil mi? Kalori elzem. Hani mutlaka artı kalori almak zorunda kilo almak için. Kendim bildiğim ileri zayıf. Anne karnı çalıştı. İkizi var. Anne karnında kendini görüyor. Annesiyle arası çok uzak. İkisini görmüyor. Bakın, ikiziniz dahi olsa anne karnında travma yaşayabiliyorsunuz. Anne karnında yok hissetmiş kendini. Hiç bilinmemiş gibi olmuş. Yani muhtemelen ikiz olduğunu çok sonra öğrendi ailesi. Hani hep tek gibi, diğeri ikizi erkek bu kız. Orada sonra anne karnında hakikaten ikisini görmeye başladı. Annesiyle bağ oluştu. Yani kendisini daha sonra çok daha farklı hissetmeye başladı. Bakın, travma anne karnından bile başlayabiliyor. Mutlaka ama mutlaka bir travma vardır. Her ne hastalık yaşıyorsak. Bu kilo olur, bu fiziksel sorun olur, bu zihinsel sorun olur. Mutlaka, hatta şimdi akıyor biraz böyle aklıma geldi. Şizofren, yine çok mesela karşılaştığımız bir şey. Şizofren geçmişte atalarında hem katil hem maktul olan kişilerde oluyor. Mesela şizofren vakalarında da çok biliyorsunuz çaresiz kalınan zor bir vaka. Tıpta çok zor. Tedavisi yok. Bir vaka. Ancak kontrol edilebiliyor, tedavisi aynen yok. Aynen öyle. Aile dizimi açtık. Hakikaten de geçmişte kendisini hatırlayabileceği değil. 4-5 göbek öncesinde ailesinden bir cinayet vakası var. Ailenin bir ferdi diğer bir ferdini öldürmüş. Yani bizatihi geldi. Öldürmüş, gömmüş. Kimse bilmiyor onu mesela. Dizimde görülenler bunlar, aile diziminde. Nitekim bu sorun ortaya çıktıktan sonra davranışlarında inanılmaz değişim gözlemlendi. Tabii daha sonra VDT seans yapmak gerektiğine inanıyorum. Bir seansla yapmamız lazım. Çünkü şizofreni sadece kökü değil. Ya bütün hastalıklarda da öyledir. Siz o soruna başlıyorsunuz, o soruna tehdit algılıyorsunuz ya. Hayatı boyunca başka tehdit algıları var. Onları da temizlemek gerekiyor. Hmm. Yani nihayet şifaya ulaşmak için. Mide rahatsızlıkları son dönemde çok artan. Kanser çok arttı. Mide de yine çok artan, duyduğumuz organlarımızdan biri. Neden? Böyle kolektif bir sizin bildiğiniz hasar var mı, evet, duygularda? Evet, bizim çok fazla çalıştığımız konulardan mide. Mide ilk varan rahatsızlık öfkedir. İlk duygu. Öfke mideye vurur. Şimdi toplum genelinde baktığımızda öfkenin çok yaygınlaştığını bariz bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi bunun nedenine bakacaksınız. Öfke neden? Öfke korkudan, belirsizlikten daha çok besleniyor.
Şimdi maalesef toplumumuzda konuşulanlar, durumun, korkunun empoze edilmesi, bu sadece bizim ülkemizle de alakalı değil. Dünya genelinde bu rakamlar artıyor. Korku empoze edildiği yerde öfkeler artar. Ve öfke ilk önce mideye vurur. Hazmedemeyiz. Yapılan bir şeyleri hazmedemeyiz. Öfkeniriz. Haksızlığa uğradığımızı düşünürüz. Bu düşüncenin hakim olduğu yerde midenin sağlam kalması mümkün değil. Az önce anne karnında hamileliğini geç öğrenen bir anne. O zamana kadar işte malum anne adayları karınlarını severler, bebekleriyle konuşurlar. Dördüncü aya kadar bazen anne fark edemeyebiliyor hamile olduğunu. Bu çocukta bir travmaya neden olur mu? Şimdi kendi tecrübelerimle söyleyeyim. Herkesin bir anne karnı çalışması yapması gerektiğine inanıyorum. Çünkü travmatik olmayan durum çok zor. Gerçekten çok zor. Şimdi yok sayılma çocuklarda zaten en büyük zor. Özellikle mesela anne hamile olduğunu fark etmemiş, normal hayatına devam etmiş. Yaşadığım bir tecrübe yapayım. Çocuk anne karnında diyor ki annem beni bilmiyor diyor. Dövünüyor. Annem aile beni... diziminde mi çıktı? Yok, bireysel RDT seansında anne karnı çalışırken. Annem beni tanımıyor diyor. Şimdi onun yoksunluk duygusu çocukta kilo ve kalp damar sorunlarına sebep olmuştu. Kolesterolü her şeyi vardı. Yaklaşık 35 yaşlarında yaptığımız bir çalışma. Anne karnında aynen bu durumu yaşadı. Annesi gerçekten de bilmiyor hamile olduğunu. Bilmiyor. Yok sayılmış oluyor çünkü. Çocuk var olmak istiyor, sevilmek istiyor. Herkes ait olmak ister. Aidiyet duygusu oluşmuyor. Ve bu başka sorunlara yol açabilir. Hamilelik de tek bu sorun da değil ki. Mesela biliyor kişi ama... son zamanlarda anne diyor ki nasıl bakacağım bu çocuğa? Şimdi bu duygu da çocukta travmaya açıyor. Annem beni istemiyor diyor. Annenin derdi nasıl bakacağım diye dertlenmek ama çocuk onu anne karnında hissediyor. Annenin her türlü duygusu annenin organı gibi olduğu için orada kodlanır. Hatta en zayıf organıdır çocuk hamilelikte. Annenin duygularının ilk kodlandığı çocuk oluyor maalesef. Öyle mi? Dolayısıyla anne karnı ciddi manada çalışılmalı. Çok fazla karşılaşıyoruz. Genelde diyoruz hep travma var. Travma arıyoruz, bulamıyoruz. Anne karnında buluyoruz birçok travmayı bazen sonralarından baktığımızda. Ama mutlaka bir travma vardı. Önce bunu söylemem lazım. Çünkü bazen kabul etmiyoruz. Mesela yine çok spesifik bir danışanın bel fıtığı sorunuyla geldi. Şimdi diyeceksiniz ki ne? Tekrar ediyorum, bel fıtığını iyileştirmek için yaklaşmıyoruz. Şunu çok iyi biliyorum ama bel fıtığı varsa maddi kaygı mutlaka vardır. Danışanım dedi ki benim bel fıtığı var. Niye? Daha önce bizim yaptığımız çalışmalarda bir arkadaşının bel fıtığı düzelmiş. Bakın benim de haberim yok. Biz başka konu çalışmışız. Yani bereketle alakalı olarak maddi kaygılar çalışmışız. Bel fıtığı da düzelmiş. Dedi ki benim düzeldi diye onu da göndermiş. O da dedi ki benim bel fıtığım var düzelt hocam. Dedim ki ben fizyoterapist değilim. Ama bak bel fıtığı varsa mutlaka kaygı vardır. Maddi kaygı vardır. Yok hocam bende maddi kaygı yok dedim. Maddi kaygı olmasa bel fıtığı olmaz. Yani sebep sonuç. Sonuç varsa sebep mutlaka vardır. Yok. Ben dedi çimento torbası kaldırırken oldu. Ne iş yapıyorsun? İnşaatta çalışıyorum. Kaç kere çimento torbası kaldın? O binlerce kez. Ya 5000 kere kaldırdın çimento torbası olmadı bir şey de. 5001. çimento torbasının günahı ne? Durdu şöyle bir. Doğru döndü. Maddi kaygı mutlaka olmalı. Aslında vardı. Bazen kabul etmek istemiyor danışanlarımız ama önce bunu kabul edeceğiz. Mutlaka vardır. Bakın o danışanımız hakikaten maddi kaygılar yaşamıştı. Yani gelirinde sıkıntı yok da. Gilerler artıyor, işte çocuk olmuş, buna nasıl sıkıntı olacak mı diye düşünmeye başlıyoruz. Sonra da bel zayıfladığı için çimento torbasının üzerine kalmış günah. Ve bu travmalar temizlenince yürüyerek çıktı. Bel fıtığıyla çok aksayarak yürüyordu mesela, çok rahatlayarak gitti. Çünkü kaygının verdiği kasımı belde gidince rahatlayıveriyor. Kasıma da buradan kaynaklı çünkü. Çocuk sahibi olamama. O da bir travmanın tezahürü mü? Elbette. Bu da çok yaygın maalesef. Yine çalıştığımız böyle vakalarımız var. Şu an hatta bir çocuğumuz 3 yaşında. Maşallah. Çok şükür böyle net bildiğim bir vaka olduğu için. Ebeveyn olmaktan korkmak en temel duygusudur. Mesela anne babasını beğenmiyor. Şimdi itiraz edenler olacaktır Bilal Bey. Diyecekler ki ya yumurtam kalmamış. Eşimin sperm sayısı çok düşük. Sperm hızı çok düşük. Bilal Hoca da ne diyor diyecekler. Onlara aynı ne cevap verirsiniz? Aynı vakalarda birçok vaka çalışmak nasip oldu. Şimdi temel duygusu ilk olarak şuna bakacağız. Ebeveyn olmaktan korkuyor muyuz? %80 böyle bir duygu çıkıyor. O duygu da nerede kodluyor? Ya kendi anne babasını sevmiyor işte ya da çevresinde gördüğü örneklerden anne baba olmak zor diye. Hatta bir danışanım da çok net gelmişti. Yani çocuğa bakmakta çok zorlanan bir aile yakınında var. Hani çocuk annelik babalık çok zor diye kodlamış. Hamile kalamıyordu. Bu erkeklerde biraz daha şeydir. Yeniliklere ayak diremektir. Yani yeni mevcudu korumak istiyor. Yeni şeyler adım atmakta zorlanıyor. Bu tarz kişilerde de mesela sperm sayısı çok düşük olabiliyor. Ama mutlaka bir travma vardır. Bu travma kişisel bulunur.
Mesela bunu özellikle söylemek istiyorum izleyicilere. Herkes şey zannediyor. Aynı travma herkeste aynı hastalığa sebep olur. Yok. Böyle bir şey de yok. Yani aynı hastalıklarda çok farklı kişilerde çok farklı travmalar bulduk. Bu farklı bir bakış açısı getirsin. Neden? Çünkü hepimizin kodlama dili farklı. Bunu bulmak için de bazen profesyonel destek hakikaten gerekebilir. Çoğu zaman kendimiz de bulabiliriz. Kendimize basit sorular soracağız. Atıyorum işte bende tiroid var. Yok da hani Allah kimseye de göstermesin. Soracağım bende ne zaman başladı bu hastalık? Sor bekle. Kendimize soru sormayı bildiğimiz zaman buluruz travmamızı. Sol yumruğu sıkmak hafızayı canlandırır. Sol yumruğu sık. Bende bu hastalık ne zaman başladı? Şöyle dedim ne zaman başladı, ne zaman başladı? Soruyorum da cevabı beklemiyorum. Gelmez o zaman cevap. Sor bekle. Ne zaman başlıyor? Bir anda aklına gelir ya da gözünün önüne görüntü gelir. Peki geldi. Travmayı buldun. O travmadan kurtulmak için birçok yol var. Şimdi bizim YouTube'da da yüklediğimiz bir videomuz var. Baki Esme Bilal Cantürk diye. Kendi başımıza yapabileceğimiz bir çalışma. Çok faydasını gördüm bugüne kadar. Danışanlarıma da çokça önerdiğim bir şey. Mesela biri bizi çok üzmüş. Bir travma geldi. O kişiyle bağ kesme yapmak hakikaten bu travmayı çözebilir. Hani olmadı. Profesyonel, bazen çok güçlü kod diyoruz. Bazen bağ kesme yapmak da çok zor olabilir. O zaman profesyonel bir destek almak gerekir. O zaman da diyoruz ki işte RDT seansı öneririz. Çünkü bu zaten çözecektir Allah'ın izniyle. Peki ilişkini devam ettirmek istediğin ama negatif tarafın bağını kesmek istediğin bir yöntem var mı? Zaten bu bahsettiğimiz bağ kesme çalışması YouTube'da var. Bulabilirler bağ kesme Bilal Cantürk diye. Sadece negatif enerjiler gider. Mesela ilişki devam etsin ama iyi devam etsin. Şimdi birisiyle bağımız var. Akrabamız. Ama hiç sevmiyoruz. Bağ kesme yaptığımızda akrabalık bağımız, pozitif bir bağımız olduğu için ilişkimiz düzelir, muhabbetimiz artar. O yüzden diyoruz ki özellikle sevdiklerinizle yapın. Muhabbetiniz artsın, sadece negatifler gitsin. Ama biriyle sorun yaşadı, sadece negatif enerji vardı. Bağ da gitti, hiçbir bağ kalmadı. Bir daha görmezsin onu. Yani hayatından çıkar. Her şey olması gerektiği gibi olur. Yani rahatlıkla, gönül rahatlığıyla yapılabilecek bir çalışma. Herkesle yapılabilir. Şiddetle tavsiye ederim. Çok faydasını görüyorum. Sizin YouTube'da var değil mi? Var evet. Zor bir şey mi? Yok çok basit. Herkes yapabilir. Yani günde 20 dakikalık çalışmayla bir hafta içerisinde inanılmaz sonuç alınabilir. En yaygın travma size ulaşan hangisi? Hani kimlerle yaşıyoruz toplumda, bizde ne var onu tespit etmek adına. Yani büyük oranda baktığımızda bugün çok yaygın bir panik atak var. Özellikle deprem biliyorsunuz deprem kuşağında. Bu birçok kişide sorun ve en çok çalıştığımız vakalardan bir tanesi. Panik atak zaten ölüm korkusuyla başlar. Yine anksiyete çok fazla. Hakikaten en çok zorlandığımız vakalarda anksiyete diyebilirim. Kaygı bozukluğu çünkü yoğun bir kaygıyla başlıyor ya. Ama kaygı duygusu içindeyken her şeyi kodlamaya devam ediyor. Yani mesela bir danışanımla çalışmıştık. Küçük yaşta bakın ilkokul yaşında bir tacize uğramış. İlkokul yaşında oldukça büyük bir sinem. O anda başlamış anksiyete. Yoğun bir korku, kaygı, panik hali. Fakat çalışma esasında o an çalıştık arkasından geliyor. Boğaz Köprüsü'nden geçerken diyor ki şimdi ya köprüden düşersek. Ya orayı da temizlemek gerekiyor. Kodlamış çünkü. Panik atak modern tıbbın da aslında çok zorlandığı bir mecra. Teşhis koymakta bile zorlanıyorlar. Bir panik atak hastası o teşhisi alana kadar kardiyoloğa gidiyor, kalp damar sağlığı o kadar çok hekimden geçiyor ki. Bir de derdini anlatamıyor. Panik atak bir nefes problemi. Şimdi bizim burada diyafram diye bir kasımız var. Bu diyafram aşağı doğru çalışacak. Ciğerlerin alt kısmının tamamen havayla dolmasını sağlayacak. Ciğerlerimizi %100 havayla doldurabildiğimizde 1/4 beynimize gidiyor oksijenle. Yani aldığımız oksijenin 1/4. Şimdi diyafram çalışmıyor diye yukarı nefes alıyorsunuz. Ciğerlerin %20'sidir burası. Aşağısı %80. Şimdi %20'ye kadar düşmüş aldığınız hava. Beyne giden oksijen de %25 yerine %5'e kadar düştü. Beyin oksijene ulaşmak istediği için diyor ki kandaki oksijen çok düşük bari çok kan gelsin diye nabzı yükseltiyor. Dışarıdan kalp krizi zannediyoruz. Ama aslında beyne yeterli oksijenin artık had safhaya ulaşması. Yani düşünün bir asansörde kaldınız, hava azalıyor, panik oluyoruz. Bir de ki panik olma, hiçbir işe yaramaz, boğuluyorum. Beyin aynı semptomu yaşıyor. Bunun da çözümü bu diyaframın çözülmesi. Ona sebep olan korku gittiğinde ya da nefes egzersizleriyle diyafram güçlendirip düzenli çalışır hale getirildiğinde panik atak ortadan kalkar Allah'ın izniyle. Şimdiye kadar sizi de şaşırtan bir danışan ve onun sıkıntısı. En şaşırtan. Ya o kadar çok var ki hakikaten. Mesela şimdi ilk aklıma gelenlerden bir tanesi bir hocamız şimdi ilk seans yapıyoruz. Botoks istedi benden. Dedi ki hocam botoks yapar mıyız? Yaparız dedim. Deneriz. Her şey öyle başlıyor. RDT yöntemiyle. RDT aynen öyle. Deneriz. Çünkü yüzünde şu sol gözünde inme vardı. Bayağı düşmüş. Dedi ki bunu kaldırmak istiyorum ben dedi. Botoks yaparız. Çünkü şunu biliyoruz ki yaşadığımız her travma yüzümüze yansır. Onun gözü öyle düşmüşse mutlaka bir şeye sol göz olduğu için dedim ki kendini çirkin bulduğun bir an var mı?
var dedi, direkt gözünün önüne geldi zaten. O anı çalıştık, hakikaten düzeldi. O seans esnasında... Bir saniye. Siz çok normal bir şeymiş gibi söyleyip şimdi geçiyorsunuz da. Şimdi defalarca, günlerce anlatınca tabii biz yaşıyoruz ya. Göz bunları. Kalktı mı? Aynen. Düşen seans göz kapağı kalktı. Gözün kapağı değil. Şu bölge şöyle düşüktü, gözün yanı. Yani şuraya botoks yap, şöyle yapmak istiyordu. Ve düzeldi hakikaten. Ama orada bir kas sonunda. Problemi var. Nasıl düzeldi Bakınız, Bilal Bey? Kendini görmek istememe duygusu. Kendini çok çirkin görmüş. O duygu yüze yansımış. Yüzümüzdeki her bir çizgi duygudur. Her yaşadığımız duygu yüzümüzde belirir. Kırışıklıklar hepsi duygudur. Şimdi o duyguya sebep olan negatif enerji oradan gidince kas kendini toparlar. Ya kas kendini çok bırakmış ki botoksa sebep olan kaskın çok kendine geliyor. Cildi toparlıyor. Ya da bazen kasılı kalıyor, tamam mı? O kasılmayı gevşetiyor. Kasılı kalmasına sebep de, kasın kendini tamamen tonusunu bırakması, gevşemesine sebep de bir duygu var. Burada bir kod var. O kodu çözünce düzeliyor. Bakın şimdi burada görsel yanında azıcık getirmedim ama İnşallah paylaşalım. Bizim seanslarımızın sonunda bir gün bir kardeşimiz dedi ki, abi dedi, RDT güzellik salonu açacağım. Niye? Seanstan çıkanın yüzü güzelleşiyor. Ya çünkü travmalar gittiğinde, hatta bir danışanım canlı odada yapıyoruz. Benim dolaplarım beyaz odamda. Bir önceki yaptığım yerimizdeydi. Seans bitti. Bu dolaplar bu kadar beyaz mıydı hocam dedi. İlk geldiğinde beyaz görmüyordu. Çünkü perde gözündeydi. Yaşadığı öfkeler, kızgınlıklar kalkınca ortamı daha aydınlık ve beyaz görmeye başladı. Yani hem yüzümüz değişir, hem gözümüz değişir. Danışanlarım hepsine sorarım, ortamı daha aydınlık görüyorsun değil mi? Hepsi de evet der, hakikaten ortam aydınlanmış. Çünkü görmemize engel olan bizdeki perdeler kalkıyor. Negatif enerjiler üzerimizden kalkıyor. Duygular gidiyor. Bu kadar hızlı dönüşüm olabiliyoruz. Mesela botoks seansı esnasında Tuğba'nın şey geldi. Dedi ki, büyük anneannemin dedi, bir şey görüyorum dedi. Yani çok hayal kırıklığı yaşamış büyük annesi dedi, onu görüyorum dedi. Aa dedi, sırtım ağrıyor. Kendi yüzleşiyor seanslarla. Dedi ki, benim sırtımda, annemin sırtında ve kuzenimin sırtında aynı yerde hep ağrı var yıllardır dedi. Biz dedi hani savunma, masaj, her şeyi yaparız. Geçmiyor bir türlü, tekrarlıyor dedi. Seansı yaptık. İki gün sonra döndü, dedi ki, hem bende hem kuzenimde hem annemde geçti ağrı. Çünkü sebebi büyük anneannesinin yaşadığı travmasıydı. Ve RDT seansı esnasında oraya çalışmadığımız halde geldi. RDT'nin güzelliklerinden bir tanesi de, genelde hayrete bırakıyor bu. Travmalı hiç hatırlamayanları bulabiliyoruz. Mesela anne karnında yaşadığını görüyor, hatırlayamaz. Mesela bir seans hatırlıyorum. Doğum anını çalışıyoruz. Kordona dolanmış, korkular başlamış. Ve sonrasında devam ettik doğum anında. Dedik ya, bu doktor bana niye böyle bakıyor diye. Doktorun bakışından rahatsız olmuş, korkmuş. Bakın çocuğun hayatını etkileyen bir şey. Onu görebiliyor. O görüntü elir. Niye? Görüntü beyine kodlandı. Kaç yaşında olduğumuzla alakalı değil. Anne karnında 120. günden itibaren, ruh üflendiği andan itibaren her şey kodlanmaya başlıyor. Beyin kaydetmeye başlıyor. Kaydediyor, aynen öyle. Görüyorum dediği doğum esnasındaki doktorun ona bakışı. Aynen öyle, o doktoru da görüyor. Canlı canlı. Yani beyindeki kodlanmış görüntüyü görüyor. Zaten bir görüntü varsa gözünün önünde mutlaka beyinde kodlanmış bir şey vardır. Bilgisayarda hiç kaydedilmemiş bir görüntüyü bilgisayarda açamazsınız. Bir görüntü açıyorsanız o görüntü bilgisayara ya internetten ya bir diskten bir yerden gelmiş olmalı. Filmlerden etkilenemez mi? Etkilenebilir tabii ki. Beyin kendi de görüntü oluşturabilir. Bu sizin için bir engeli oluşturmuyor. Yok, engel oluşturmuyor. O mizanseni oluşturuyor olması sizin RDT'yi engelleyen engel bir şey değil. Bir, onu da temizlemek gerekiyor. Temizliyoruz Allah'ın izniyle. Yani beyindeki bütün negatif enerjiler gittiğinde, ki gidebilir, negatif kodlar temizlenir ve güzel bir şey. Kainatta boşluk yok. Negatif enerjinin gittiği yere pozitif enerji geliyor. Bizim bir sonumuz var RDT'de, şudur. Negatif görüntü ya silinecek tamamen ya da pozitif hale alacak. Mesela yaşamışımdır, annesiyle sorun yaşıyor. Annenin gözünün önüne gelsin diyoruz. Geliyor gözünün önüne. İzliyor, diyor ki, annen nasıl bakıyor sana? Dövecek gibi bakıyor bana diyor. Nefretle bakıyor bana anne. Niye böyle bakıyor diyor. Seans esasında yaşadığı travmalar geliyor. Sonra diyor ki, o devam ediyor görüntü akış. Aa diyor, annem hiç sevilmemiş. Annem diyor çok şiddet görmüş. O yüzden o da beni sevemiyor. Anlamaya başlıyor annesini. Bu bilgi nereden geliyor ona? O bilgi onda var işte. Kayıt var. Annesinin DNA'sıyla geliyor. Aktarıldı. Ya, aynen. Hmm. Veya gördüğünde bağ kurabiliyor. Şöyle bir şey vardır. Siz birini düşünürsünüz bir süre sonra, sizi arar ya. Aslında o an onunla alakalı enerjiler kainatta var. Hep bir bağ var. İletişime geçiyorsunuz. Bu seans esnasında da mümkün oluyor. Annesinin travmalarını görüp anlayabiliyor. Annesiyle bağ kuruyor çünkü. O kanaldan veri almaya başlıyor da diyebiliriz tabiri caizse. Ve en son bakıyor. Annen ne yapıyor ki? Annem diyor yaklaştı. Aa diyor, annemle diyor sarıldık şimdi. Görüntü değişiyor. Beyindeki kodlama değişiyor. Birçok görüntü geliyor. Niye? Anne figürüyle alakalı negatif tonlarca kod var. Siz bir tanesini bir anlık çalıştığınızda çözüme ulaşamıyorsunuz. Ama RDT'de bütün kodlara ulaşma şansı var. Belki birkaç seans ulaşabiliriz ama geliyor, tıkır tıkır arkası geliyor. Hani çorap söküğü gibi birçok travmalar gelip hayretler içerisinde kalıyor insanlar tabii. Yani çok yaşadığımız sonuçlar. Bize alışık geliyor. Binlerce seans. Şu an 200'ün üzerinde RDT uzmanımız faaliyet veriyor çok şükür.
Ben ilk RDT'yi geliştirdiğimde çok zorlanıyordum. Çünkü asistanımı arıyorlar, ne zaman? Bir sene sonra randevu. Ya veremiyorsun çünkü günde yapabileceğin seans sayısı belli. 2 saat çalışıyoruz biz danışana. O kadar çok talep oluşmuştu ki. Uzun süre RDT uzmanı yetiştiremedim. Çünkü yaptığım yöntemi nasıl öğreteceğimi bilmiyordum. Yani bu çalışmayla gelişti. Yani bir lütuf, öyle diyorum, Rabbimin bir lütfu. Sonra hamdolsun bir arkadaşımıza denedik. Oluyor derken başladık. Şu an o kadar başarılı RDT uzmanlarımız var ki. Yani bugün YouTube kanalımızda bazen paylaşıyorum RDT deneyimleri diye. Hatta mevzu ettiğimiz öğrencilerimizle röportajlar yapıyoruz. Çoğunu böyle yayınlıyorum ki ilham olur birilerine. Belki aynı derdi yaşayan birinin derdine derman olur bir vesileyle diye. Yani her birinin sonuçlarını başka RDT uzmanlarımız aldırıyor. Benim değil artık. Hani çok şükür, gurla yüz binlerce şu ana kadar seans yapıldı. Tabii ki zorlandığımız vakalar var. Bazen şey oluyor. Bazı danışanlar ilk seansta diyor ki sonuç almadım. Yani ilk seansta sonuç alamadığımız mümkün. Bunu açıkça söylemek lazım. Hastalıkla da alakalı değil bu. Mesela bir kanser vakası, ilk seansta şifalanan danışanımız var. 8 seans sonuçlarımız var. Mesele kanser değil, dediğimiz biz doktor değiliz. Birinde bir tane güçlü bir acı var, travma. Onu bir seansta temizliyorsun. Öteki ömrü travmalarla geçmiş. Yani İkisinin süreci de farklı olacak tabii. Tabii ki. Travmasının müsebbibini unutmayın, bir şey söyleyeceksiniz. Yok, tabii söyleyeyim, buyurun. Travmasının müsebbibini manipüle eden, gizleyen ve farklı anlatan oldu mu hiç? Çok. Bizim mesela zaten babasıyla bir travması var ama onu koruyor bilinçaltında ve yansıtma yaparak başka biriymiş gibi anlatıyor. Bunu hatta yakaladınız mı? Hatta şunu görüyorsunuz, bunun çok karşılaştığımız bir vaka. RDT'nin güzelliklerinden biri bu. Biz başta deriz ki bana bir şey anlatman gerekmiyor. Sadece izle. Yani kendi travmalarını bana hiçbir şey anlatmadan şifalandırabilir. O seans esnasında biz sadece o travmayı kodlayan enerjiyi biliriz, enerjiyi görürüz, onu yönlendiririz. Hani mahremini saçmak tabii istemeyebilir. Ki. Zaten saçmasın da daha rahat olsun. Yani bu beni de ilgilendiren mevzular değil. Bir arkadaşımız annesini getirdi. Demans başlangıç diye tanı konulmuş. Demans geçmişte unutmak istediği üzüntülerden kaynaklanır. Sordum, dedim ki ablacığım niye unutmak istedin, ne üzüntü yaşadın? Bana verdiği cevap şöyle, unuttuk evladım onlar dedi. Şimdi yok sayıyor, daha geçti onlar dedi, geçti gitti ama iz bırakmış. İkna etmekte zorluyoruz bazen. Dedim ki tamam geçmiş olsun. Ama dedim sen benim dediklerime uy, başlayalım. Bir seansa başladık. Hakikaten de ne üzüntüler. Yani unutmak istiyorum. Temizlendi. Hakikaten sonra hiçbir sıkıntısı kalmadı arkadaşımız. Bazen yok sayıyor travmasını. Girmek istemiyor. Bazıları mahremi anlatmak istemiyor. Çok normal. Zaten biz deriz ki anlatma. Yani anlatmak zorunda değilsin hiçbir şeyi. Mesela toplumda çok ciddi bir yara var. Ben geçmişte bilmezdim tacizin bu kadar yoğun olduğunu. Birçok seansla karşılaşınca diyoruz ki bu anlatma, yani bir şey, bize hiçbir şey anlatmak zorunda değilsin. Ama o travmanın temizlenmesi gerekiyor şifa için. Yeter ki temizlensin. Travma deyince hangi hastalığa neden olur böyle bir travma? Genellikle kadın rahatsızlıklarının büyük çoğunluğunda bu var. Kendini suçlamak bundan dolayı. Kadın hastalıkları. Tabii, yani rahimdeki kistlerin büyük çoğunluğunun sebebi kendini suçlamaktır. Bu da ya işte annelik yapamakla suçlamak ya da tacize uğruyor. İşte ben niye gittim ki orayı, ben mi izin verdim ki, toplumun baskısı. Bu genellikle hatta rahim kanserlerine de çok sebep olabilen bir durum bu. Başka bir şey tacizin sebep olduğu takıntı. Obsesif bozuklukların da temelinde taciz vakaları çok sık rastlıyoruz. Tiklere bazen neden olabiliyor. Yani bu mutlaka temizlenmesi gereken bir şey yani. Veya travma deyince travmanın ne olduğunu bazen anlamıyoruz. Hani travma, hani bugün tıpta yara, yaralanma, yara oluşma. Şimdi bakınız, insan hayatı bu. Bir travma yaşadığımız zaman normalde hayatımızı böyle yaşıyoruz. Dalgalanmalar oluyor. Fakat bir travma yaşadığımız zaman izi kalıyor. Aynen böyle iz kalır, kodlanır travmalarda. Şimdi biz normal seanslarda şöyle yapılır. Travma şöyle duruyor ya, şunu açarsın. İşte EFT yaptığımızda buradaki enerjiyi boşaltırsın ama bu iz yine durur. Başka bir şey de tetikleme ihtimali olabiliyor yine. Birçok yöntemde ama rahatlarız. Açtık, rahatladık değil mi? Biz RDT'de bunu ütülüyoruz. Tabiri caizse. Hmm. Yani çok ciddi bir etki oluşturuyor. Fakat herkes istiyor ki böyle bir tane travmam var. Öyle değil. Şimdi böyle gelmiş. Şimdi siz bu travmayı nereden başlasam diyorsunuz. Burası tabii ciddi bir profesyonellik istiyor. Travmanın ne olduğunu, nereden başladık. Bazen ben bilirim ki bir saat dinliyorum. Anlamaya çalışıyorum. Yani kişi anlatıyor. Akıyorsun, birçok travma var. Bir yerden başlayacağız. Hangi köşeden başlayacağız? Yanlış yerden başlamak da yeni bir travmaya neden olabilir. Aslında güzel bir şey. RDT'de böyle bir risk yok. Çünkü RDT'de düzelttiğin alanı düzeltmişsindir. Sonra buradan başlasan da burayı düzeltmişsindir. Ama bir an önce sonuca ulaşmak için belli bir usul gitmek istiyoruz tabii ki. Yani minimum seansta maksimum sonuca ulaşmak için. Ama bir seansta olabilir mi bu? Bazen böyle açıyorsun, sonra detaya giriyorsun. Yani ya da biz genellikle bir yerden başlayıp detaylı olarak temizlemeye çalışıyoruz. Buraya ulaşmak bazen zaman alabilir ama herkesin hayatı başka.
başta da yaprak tabii. olsa bile. Yani travmanın ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Bizim işimiz bu travmaları temizlemek. Bu travmaların beyindeki kodlarından kurtulunca vücut rahatlıyor, kasılmalar gidiyor. Bakın aslında bütün hastalıkların temel nedeni, tıpta da böyle bir şeydir. Bir organa kan gitmemesidir. Çünkü kan gitmediğinde oraya hücresel besin gitmez ve oksijen gitmez. Ve oradaki toksik maddeleri temizleyemezsiniz. Orada ödem iltihap oluşur, kasta kasılmalar oluşur ve o ödem iltihap birçok sağlık sorununa, bulunduğu organa, dokuya göre zarar verir. Oradaki dolaşımı rahatlatmak için oradaki kasların gevşemesi gerekiyor. Kaslar niye kasılıyor? Buradan öfkelendik kasıldı, kızdık kasıldı, korktuk kasıldı, kasılı kaldı o duygudan dolayı. Rahatlamamız gerekiyor. İşte bu kodları çözdük, rahatlayınca organ kan gitmeye başlıyor. Kan gidince de şifa olmaya başlıyor. Bir organın iyi çalışmasını istiyorsanız kanlanmasını sağlayacaksınız. Yani ben bugün profesyonel nefes koçu olarak bunu defalarca zikretmeyi özellikle yaptığım bir şey. Çünkü kanlanmayı sağlamadığımız sürece gerçek şifaya da ulaşamıyoruz. Biz bazen RDT travmayı çözüyoruz. Sanıyoruz ki bak nefes yıllardır bozuk. Şimdi nefes kasları çalışmıyor. Şimdi siz bu kasları travmayı çözseniz de çalıştırılarak güçlenmesi gerekiyor değil mi? Nefes egzersizi yapmamız lazım. Bütüncül bakmaya çalışıyoruz olaya yani. Siz kendi alanınızla diz ağrısını hangi travmaya bağlıyorsunuz ve bununla ilgili bir öneriniz olabilir? Harika bir soru. Önce bu yaşlılıktan alalım. Çünkü bağlantılı. Biz çoğumuz yaşlılıkla hastalıkları açık kapı bırakıyoruz. Değil. Yaşlanmayla hastalanacağız diye bir kuram yok. Bunu bir kere kabul etmeyelim. Bakın hatta şöyle denir. Yaşlandık, metabolizmamız yavaşladı falan diye. Metabolizmanın formülünde yaş yok. Yani yağ olmayan kitle çarpı 28 metabolizma hızını verir. Yani yaş formülü yok. Yaşlılığı bir kere önüne geçemeyeceğiz, yaşlanacağız. Yaşlılıkla metabolizmasal değil. Hormonsal bazı durumlarımız yavaşlar, süreç değişir, işte uyku biraz daha uzarız. Ama bu bizim hastalanacağız anlamına gelmez. Eğer hareketli bir hayat, sağlıklı bir hayat sürdürüyorsak, bazı insanlar görürsünüz 90 yaşında çok iyi hayatı sürdürüyorsun, 50 yaşında yaşlandım diye kabul edip hastalıklara bulaşan. Önce bunu bir kenara koyalım. İki, diz çok önemli bir şey. Dize temel duygu, diz sorunlarına temel duygu egosal duygulardır. Nefse ağır gelen duygular, inat, gurur, kibir gibi. Nefsime ağır geliyordur. Yani bana bunu yapmayacaktı dediğimiz, işte yaşadıklarımızı kabulleniş şeklimiz. Yaşadıklarımızı kabullenemeyip yük ediniyorsak dizlerimiz de ağır veriyor, nefsimiz ağır gelir. Diz sorunu yaşayan bütün arkadaşlarıma şunu sormam lazım. Yani sana ne ağır geliyor? Yaşadığın hangi travma ağır geliyor? Hangi travmayı bırakmakta inatlaşıyorsun? İnatlaştığın ne var hayatında ya da kim var? Sol dizse inatlaştığın kişi bayandır. Sağ dizse inatlaştığın kişi erkektir. Veya kibir gurur da yapar bunu. İşte egosaldır. Yani ben bunu hak edecek insan değildim. Çok söylüyorsak dizlerde sorun yaşarız. Dizler zayıflar. Zayıfladığı için beden ağırlığını kaldırmakta zorlanır ve diz sorunları yaşar. Sağ ve sol diz bile fark ediyor öyle tabii mi? Tabii ki. Dişil enerji sol taraftır, el enerji sağ taraftır. Vücudumuzun sol tarafında yaşadığımız arızalarda travmanın kaynağı ya dişil enerjidir ya geçmişte takılı kalmaktır. Sağ tarafta yaşadığımız travmalarda ya travmanın kaynağı ya eril enerjidir ya da gelecekle alakalı bir travmadır. Son dedim ama bir tane daha sormam lazım. Etrafımda kiminle konuşsam ya uykusuzluk problemi çekiyor, uyuyamıyor ya da sabahları uyanamıyorum diyor. Bunun sizin cephenizde bir açıklaması var mı? Uyku mutlaka düzeltilmeli. Bu elzem. Şimdi kısa verebileceğim bir cevap değil. Önce şundan bahsedeyim. Uyku sorunu yaşıyorsanız gece özellikle 12-1 saatlerinde yatağa girip uyuyamıyorsanız dopamin salgı saatini kaçırırsınız. Dopamin hormonu motivasyon hormonudur. Motivasyon hormonunuz düştükçe hayata tartı tutunmanız, motivasyonunuz azalır azalır, hayattan zevk almamaya başlayan birisi olursunuz. Bir süre sonra hiçbir şey keyif vermez hayatta. Yani uykuyu düzenlemek atalet erteleme sebep olur. Mutlaka uyumamız lazım. 4 ile 6 saat arasında olmalıdır uyku. 4 saatten az uyku katiyen yetmez. Yenilenme için yeterli bir süredir. 6 saatten fazla uyku da zararlı. Çünkü uyku esnasında nitrik oksit gazı düşer vücutta. Nitrik oksit gazı bizim kalp krizi geçirmemize engel olan bir gazdır. Yani 6 saatten fazla uyuyorsanız damarlarınızda plak oluşumu başlayabilir ve bu zamanla beyinde felce tatmin sebep olur ya da kalpte krize neden olabilir. Önemli bir konu. Dikkat edin. Genelde kalp krizi vakaları sabaha karşı uykunun son saatlerinde geliyor. Yani uykuyu düzeltmek elzem. Başka bir şey daha söyleyeyim. Bizim beynimiz her en fazla kalori tüketen organdır. Sürekli bir glikoz yakılır ve o glikoz yakma esnasında bir sürü yan ürün açığa çıkar, toksik. Yani beynimiz aynı zamanda en fazla toksik üreten organdır. Ve beyindeki bu toksikleri ancak uykuda temizleyebiliyoruz. Beynimizin dış kısmında böyle kafatasımız arasında mavimsi bir sıvı var. Bu mavimsi sıvı biz ancak uyuduğumuz zaman da nöronların arasından geçiyor. Beyni temizliyor, toksinleri böyle beyincik omurilikten atıyor, onları idrarla dışarı atıyoruz ve sabah uyandığımızda kafamız dinç uyanıyoruz. Uyuyamamışsak sabah kalkarız, o beyin temizlenmediği için çöp tenekesi gibi. 2 gün 3 gün uyuyamadık, kafa çöp tenekesi gibi. Sonra algı ne? Yani başka sorunlar başlar. Uykuyu düzeltmek şart.
Peki neden uyku sorunu yaşıyoruz, gelelim. Bunun da birkaç sebebi var. En yaygın sebebi günümüzde sol burun tıkanıklığıdır. Bütün danışanlarıma rahatlıkla söyleyebilirim ki uyku sorunlarının %80'i yatmadan önce sağ kapatıp soldan 25 defa derin nefes alınca çözülüyor. Bunu çok defa şahit oldum. Çünkü sol burun aldığımız nefes beynimizin sağ lobunu, soyut kavramlar, rüya görürken de oraya kullanırız. Beynimizin sağ lobunu aktif ettiği için rüyaya doğru kayıp gidiyoruz. Ama sağ burun uyandırır, sol kapalı. Uyumak istiyoruz biz ama sağdan nefes alıyoruz. Mantık, düşünceler kurcaladıkça kurcalıyor. Bir türlü uykuya dalamıyoruz. Bu basiti. Fakat bazı danışanlarımızda travma yaşanmış olabilir. Özellikle korku, kaygı gibi travmalar. Beyni sürekli meşgul eden, bir türlü kasılmaya bırakamadığımız, gevşeyemediğimiz. Bu bir korku olabilir, bir sınav kaygısı, bir endişe olabilir. Bu travmaların çalışılması gerekebilir. Ama uyku mutlaka ama mutlaka düzeltilmesi gereken bir şey. Sabah uyanamayanlarda sağ burnunu kontrol etmeleri gerekiyor. Sağ burnu tıkanlar da bir türlü sağ burnu nefes alışverişine geçemedikleri için sabahleyin zinde uyanamazlar. Yani onlar ne yapsınlar? Oradan mı 25 kez nefes alsınlar? Sabah kalktıklarında solu kapatıp sağdan almaya çalışacaklar. Tabii burun açma teknikleri var. Bunu da YouTube'a ben yükledim. Bir bazı kez fıs fıslar da var. Ya bunu önermiyoruz. Çünkü şöyle bir şey var. Bağımlılık yapabilir. Zorla güzellik olmaz. Zorla güzellik olmaz. Burnu tıkayan şey korku duygusu ve bir travmadır. Negatif bir enerjidir. Çok basit bir teknik göstereceğim. Çok basit bir teknik. Ama herkes de işe yarar. Yeter ki yeterince yapılsın ya da işte travmasının çözülmesi gerekir. Mesela sol burnu tıkalı. Tıkalı burnu kapatacak. Karna bastırıp sağ burnundan, açık burundan karna bastırarak, çünkü o diyaframın çalışması gerekiyor. Mümkünse 25 defa nefes alsın açık burundan. Tıkalı burun açılır. Bu kadar basittir. Hani hayatımızda tıkalı burnumuzu açacağız, açık tutacağız. Ama yatmadan önce mesela sağ burnu çalıştırdığımız için bizi biraz uyandırıp sol burundan tekrar daha fazla yapmak gerekir uyumak için. Baskın çıksın ki uykuya gitsin. Aynen geçsin. Öyle. Yani sol burun uyutuyor, sağ burun uyandırıyor. Bilal Bey çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. İnşallah sizi tanıdığıma çok sevindim. Sahiden de çok farklı ve ilk kez duyduğumuz şeylerle geldiniz Ankara'dan. Çok çok teşekkür ederim. Efendim RDT uzmanı ve kurucusu, radyestezik duygu temizleme uzmanı. Konuştuğumuz konular dilerim sizin de dikkatinizi çeker ve hayatınıza alırsınız. Özellikle anne baba hakkı ve onunla ilgili bağlarda yapılacak çalışmayı ben çok önemsiyorum. Hem gençlere kesinlikle, hem de herkese bence şifa olacak bir çalışma. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.